Selamlar herkese, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şu anda Sivas'ın İmranlı ilçesindeyim. İmranlı, Kızılırmak'ın doğduğu ilçe. Evet, burada hemen tepede Kızıldağ var. Onun eteklerinden doğuyor. İmranlı'yı şöyle bir gezmek istiyorum. Dün akşam vardım. O kadar şirin bir ilçe ki birlikte şimdi gelin gidip görelim. Hem kahvaltılık bir şeyler alalım, sonra da yola çıkacağız. Bu arada dün gece vardım buraya. Böyle bir yere park ettim. Hemen şuradan nehir akıyor. Yani zaten çok fazla dışarıda keyif yapacak bir şeyim yoktu, zamanım. Geç geldiğim için daha ziyade karavanın içine gireyim, rahat rahat sessiz sessiz uyuyayım diye burayı seçtim. Gayet de güzel, huzurlu bir şekilde uyudum. Hadi çıkıyoruz. Ve karşınızda Kızılırmak Nehri buradan böyle İmranlı'nın içinden geçiyor. Kaldım. Herkes bir yere park etmiş. Bugün pazar var galiba. Şimdi araçların sahiplerini arıyoruz. Çıkamıyorum. Neyse, başka yol varmış. Oraya yönlendirdiler şimdi. Çünkü bir taraftan çıkmaya çalıştım. Yol çalışması vardı, kapalıydı. Öbür tarafı denedim. Orada da olmadı. Arabalar vardı. Şimdi bu köprünün oradan çık dediler bana. Bakalım. Herhalde şu yola. Evet, şuradan çıkarım. Burası çok güzelmiş kalmak için. Şu yol. Bakın. Hemen yanından dere de akıyor. Mis. Dün ben geldim Divriye'ye akşam. Ay, Divriği diyorum ya. İmranlı'ya akşam. Bir yer kestirdim gözüme. Çok hoşuma gitti nehir kenarında. Ama böyle ormanın içine doğru hafif gidiyorsun. Hiç kimse yok. Sonra biraz yürüdüm, bir amca vardı, orayı ona gösterdim, burada kalsam güvenli mi diye. O da sen yine de orada kalma dedi. Beni Toki'nin evlerinin önündeki yine nehir kenarı olan gösterdim işte videonun başında. Orada kalmam için oraya yönlendirdi. Hani etrafta evler var diye. Ya biraz da kime sorduğuna göre değişiyor bu işler. Amca biraz daha böyle şeydi, tedirgin bir amcaydı. Zaten yanına gittiğimde de bir böyle tedirgin oldu önce. Biraz böyle hani açılması zaman aldı. Yani rahat birine sorsaydım muhtemelen hiçbir şey olmaz tabii, güvenle kal derdi. O yüzden diyorum ya, kişiden kişiye değişiyor bu işler. Ama ben zaten yatıp uyuyacağım için dedim ki tamam, yani Toki'nin önüne çekeyim. Orada da madem nehir akıyor, orada yatayım, orada yattım. Evet, şimdi Sivas'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Normalde aslında buradan böyle belki Divriği'ye iner, oradan Gürpınar mıydı, Gökpınar mıydı, Mavi Göl işte oraya gider. Aynı zamanda bu Somuncu Baba Darende tarafından, yani yolu biraz uzatarak, yaklaşık ikiye katlayarak Nevşehir tarafına giderim diye bir plan yaptım. Ama dedim ki ya, uçak biletimi bir gün önce alayım da bizimkileri daha çok göreyim. O yüzden yarın sabaha değiştirdim. Normalde bir gün sonraydı. Öyle, yarın sabaha Nevşehir'den İstanbul'a uçacağım için bugün Nevşehir'de olmam gerekiyor. Yani biraz geç olacağım ama olsun. Bu arada cebimdeki son nakit para olan 60 TL ile börek aldım. Para da çekemedim. Aslında Ziraat Bankası ve İş Bankası vardı. Ben garantiden çekiyorum. Yine de çekecektim ama inanılmaz bir kuyruk vardı. İmranlı bugün aşırı kalabalıktı yani. Dün akşam girdiğimde sessiz, sakin, çok şirin gözüken yer, bugün böyle Allah'ım ne çok insan oldum. Neyse, bir yerden para çekmem lazım. Şimdi, bu arada bir şey daha. Bu seyahat boyunca aylık ne kadar mazot harcamam oldu, onun bilgisini, bütün rota bilgisini, her şeyi paylaşacağım. Eminim merak edenleriniz vardır.
Merak etmeyiniz, yakında. Yolumuz uzun, zamanımız kısa. O yüzden termosa çay doldurulmuştur. Böyle börekler alınmıştır yol yaparken. Sivas merkeze geldik şimdi. Burada bir iki bir yer göreceğim. Ondan sonra yola devam edeceğim. İlk göreceğimiz şey tarihi Eğri Köprüsü. Kızılırmak Nehri'nin üzerinden karşıya geçeceğiz birazdan köprüden. Yani köprüden geçebiliyor muyuz bilmiyorum gerçi. Köprüyü göreceğiz ama. Köprü gözüktü sanırım. Ya bu tarihi köprüler çok şık değiller mi? Çok tabii farklı geldiği için de böyle ekstra güzel gözüküyor muhtemelen. Şöyle duralım bir. Evet. Karşımızda tarihi Eğri Köprüsü. Hemen şehrin içindeyiz. Bütün bu Doğu Anadolu turu boyunca gördüğüm köprülerin hepsinin mimarisi birbirine çok benzer. Benzer dönemlerde yapılmış köprüler. Selçuklu Hanedanı döneminde yapıldığı kayıtlıymış. Bağdat İpek Yolu asırlarca bu köprü üzerinden geçmiş. Yolumuza devam ediyoruz. Şehir merkezine doğru devam edeceğiz. Çift minareli medreseyi göreceğiz. Taşhan, Antik Kent Meydanı falan oralarda yürür müyüz bilmiyorum. Ama şöyle bir şehrin içinden geçelim karavanla. Güzel bir şehirmiş Sivas. Sivas'tan önceden geçmiştim ama böyle şehir merkezinden geçmemiştim. Gayet düzenli. Güzel, keyifli gözüküyor. Her şeyler var. Oldukça büyükmüş. Bir sürü kahverengi tabela görüyorum. Her birine sapmıyorum ama çok fazla. Medreseler, camiler, müzeler, bir şeyler var hep. Yani Sivas'ın içinde kaldığında gezecek bir sürü yer var gibi duruyor. Taşhan, ha şuranın içi herhalde. Evet. Oh, kırmızı ışık da yandı. Güzel bir han var orada. Buyurun buyurun, çekmiyorum. Güneş gidiyor muydu? Güneşe doğru uydu. Aa, güneşin peşinde valla, o zaman peşinde. Çekerim evet. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim valla, geçiyordum öyle bir şehri dolanıyorum. Sen videomu yeni seyrettim, ne ara geldin Sivas'a? Ya videolar neredeyse bir ay geriden geliyor, çok biriktiği abi. İçin. Hoş geldin. Hoş bulduk, evet, memnun oldum. Yani şu karşısı ne tatlı bir meydan. Çok güzel, binalar da çok güzel. Uf, caminin güzelliğe bak. Vay be, Sivas Valiliği. Biz şimdi şöyle göbeği döneceğiz. Bana küfür edecekler şimdi arkamdan. Kızmayın abilerim, ablalarım, yavaş gidiyorum biraz ama. Böyle sola dönmeye devam. Buradan sağ. Vallahi da şaşırdım. Niye şaşırdım? Bu kadar büyük düzenliği beklemiyordum yani. Tabii ki güzeldir de bayağı hoşuma gitti. Tarih, tarih ya, tarihimiz var. Vallahi. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu topraklardan. Ya, tam turistik gezilesi bir yer. Şeytan diyor, çek, park et, in, dolaş. 45 derece sıcakta. Yok, o kadar yüksek olmasa da sıcak ve benim vaktim hop buradan kapalı diyor. Çünkü yani medrese size gösteremedim ki. Buradan dönünce göreceğiz inşallah.
çifte minareli medreseyi. Ben gördüm de sağ tarafta kaldı, çekemedim. Her yerin böyle bir enerjisi oluyor. Bazı yerlerde mesela o enerji negatif oluyor, hissediyorum yani onu. İnsanların yüzünden daha huysuz oluyorlar, daha gergin oluyorlar falan. Bazı yerlerde daha güler yüzlü, yani iletişime girdiğim insanlar özelinde de söylüyorum. Kırmızı yanıyor arkadaşlar ama ben bana izin verin. Negatif olan şeyleri çok paylaşmayı sevmediğim için, yani bu şehir böyle bir şehir deyip böyle kötülemeyi sevmiyorum. Genel gözlemlerimi yapıyorum ama böyle çok olumsuz yorumlar yapmıyorum. Şimdi olumlu bir yorum yapacağım için böyle bir giriş yaptım. Mesela Sivas'ta hissettiğim çok güzel bir enerjisi var yani. Böyle ne bileyim birkaç insana denk geldim, böyle lafladık ayaküstü. Çok şeyler, ne bileyim benzincide falan işte az önce ışıktaki arkadaş falan. Böyle bir tatlı güler yüzlü. Güzel. Sevdim sevdim. Bir daha aynı yeri döneceğim galiba ben. Ama karşınızda çifte minareli medrese. Böyle bir çekimle devam ediyoruz. Ay ne yapayım merak ediyorum. Görmeden de geçemiyorum ama vaktim de az. Uzaktan bir görmüş olduk. Osmanpaşa Camii'ymiş. Ay ne kadar şık ya burada mimari. Her şey tam bir tarih burası. Sivas'a gelin turistik olarak, kalın burada gezin. Ben size diyeyim, ben de bir daha gelmem lazım yani buraya. Çok çok güzel. Artık Sivas'tan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Önden size bir izlenim olsun görmeyenler için. Ve Sivas'tan hop Kocaeli'ye. Tur bitti arkadaşlar. Evet, Doğu Anadolu turunun sonuna geldik. Yani 2 ayı aşkın oldu galiba. 2 mi 3 ay mı bilmiyorum artık gerçekten. Uzun uzun çok güzel bir turdu. Çok keyifli geçti. Yani zaten detaylı detaylı da çektim. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlemekten. Bir de ayrı bir video çekmeyeyim dedim. Hem bu rota için hem de işte masraflar için, yakıt masrafı için. Onları çıkarttım sizin için. Şuraya ekliyorum. Bütün rotayı nereden nasıl başladı, nerelere gittim. Zaten videolarda var. Oynatma listeleri altında karavanla Doğu Anadolu diye bütün Doğu Anadolu turunun detayı var. Ama burada da böyle alt alta yazdım kaç kilometre nereden nereye rotayı. Şeyi de söyleyeyim size ne kadar harcama yapmışım yakıta diye. Bu arada toplamda yaklaşık 4800 kilometrelik yol yapmışım. Aylık ortalamada 9000 TL yakıta para harcamışım. Bunların dışında merak ettiğiniz başka şeyler varsa onları da yorumlarda sorarsanız cevaplandırmaya çalışırım her birini. Evet, yani çok güzel bir turdu. Gerçekten bilmiyorum, umarım o enerjiyi size de yansıtabilmişimdir. Dediğim gibi umarım sizler de ekranların başında izlerken çok keyif almışsınızdır. Her birinize o güzel yorumları için, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki planlarımdan biraz bahsedecek olursam, çok yakında Uzak Doğu'ya gidiyorum. Uzun bir tur olacak. Uzun uzun bir tur olacak. Sırt çantasıyla gideceğim. Karavanı bırakacağım aileme. Bu böyle bilmiyorum ne kadar sürecek göreceğiz ama ilkbahara doğru dönerim herhalde. Uzak Doğu demişken de böyle Güney Kore, Çin, işte Kamboçya, Vietnam, Laos, işte Endonezya, artık nereleri görebilirsem öyle o bölgeyi komple gezeceğiz birlikte. Siz de benle gelirseniz ne güzel ne mutlu. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Ben toparlayayım bence artık daha fazla uzatmadan. Bana destek olmak için abone olup beğenirseniz ne güzel olur. İşte eşinizle dostunuzla paylaşırsanız videolarımı, kanalımı, o daha da şahane olur. Her birinize teşekkür ediyorum ve öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.